Hoş geldiniz güvercin severler. Bugün sizlere yavru kuşumun 10 günlük, 15 günlük veya 20 günlük olsun. Anne babası yem kusuyor. Kendisi 5 dakika sonra yemi tekrardan yavru kusuyor yere. Yani bunun sebebi nedir? İlk öncelikle arkadaşlar böyle söyleyeyim. Güvercinlerinizdeki tüm kuşları tek tek kontrol edin. Bakın bu hayvandan başka hangi hayvan kusuyor? Hangi hayvan sindiremiyor? Ondan sonra baktığınız sadece bu hayvanda tek bu problem varsa tenekesini temizleyin. Tenekeyi temizledikten sonra nidazoz şurup. Benim bu hayvanım 3 gündür böyle. Ben de direkt Allah'tan yedek almıştım nidazoz şurubu. Zaten nidazoz şurup eczanelerde temin ediliyor. Yani kendi üretimim falan değil. Kendi cebime de 5 kuruşla girmiyor zaten. Onu da baştan söyleyeyim de şu an çok kişi insan leke atıyor artık. Nidazol şurup eczanelerde satılıyor. Genelde reçetelidir. Sizler tanıdık bir eczane bulursanız reçetesi de alabilirsiniz. 3 gün boyunca ben uyguladım güvercin severler. Günde yani sabahları ikişer damla. Sadece sabah ikişer damla bırakıyorum diğer sabaha kadar. Çünkü sabah akşam birer damla yapacağıma bazen işte oluyorum, geç geliyorum, tedaviyi yarım bırakmak istemiyorum. Bu yüzden de ikişer damla yapıyorum. Yani sabah tek iki damla. Başka yok. Günde iki damla tek. Ve çok şükür de böyle de göstereyim sizlere. Kursağı da dolu. Herhangi bir problem yok. Sağlığı yerinde. Hani benim amacım buydu arkadaşlar. Dedim belki birçok arkadaşlarımız da vardır. Soruyorlardı. Dedim en azından yani başıma gelen herhangi bir olayı video çekip direkt sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü ne olur ne olmaz. Bir baktınız benim başıma geldi ve ardından herkesin başına gelmeye başladı. Mersin'de olduğum için hastalık biraz yakın benim kümese. Ondan dolayı. Bir maşallahınızı da tekrardan esirgemezseniz çok memnun olurum. Herkese hayırlı kuş beslemeler diliyorum. Sağlıcakla kalın.